Biz katmanlar sayesinde nesneleri organize edebiliriz. Burada nesneden kasıt nedir? Resim bir nesnedir, değil mi? Mesela ekrana bir daire çizdiniz. Bundan nedir? Bir nesnedir ki afiş, broşür yaparken olsun, banner tasarlarken olsun katmanlı yapıyı kullanabilmeniz lazım. Şimdi burada eğer şeyiniz açık değilse, katmanlar paneli açık değilse nereden açıyorduk? Pencere menüsünden. Bakın kısa yol şey F2'dir. Eğer açıksa F2'ye basarsanız kapanır. Bir daha bastığınız zaman panel açılır. Katmanlar paneli bu. Şimdi burada gençler şeyi incelediğiniz zaman, katmanlar panelini incelediğiniz zaman şurada mavi katman 1 yazıyor. Gördük mü? Bu üzerine geldiğiniz katman etkin katmandır. Yani bunu da mavi ile görürüz biz şeyde. Diyelim ben ekrana bir tane ne çizeyim? Bir tane daire çiziyorum. Tamam mı? Daire çizmek için ne yapıyorduk? Hangi tuşla çiziyorduk? Tuşa Bir tuşa basılı tutuyoruz, değil mi? Shift tuşuna basarak çizebiliyorduk. Şimdi ben bir tane daire çizdim buraya. Bakın burada şeye baktığınız zaman şurada katman 1, yani siz katman ekledikçe program otomatik olarak katman 1, katman 2, katman 3 şeklinde gidiyor bu. Bunun ismini değiştirebiliyoruz. Şurada bir tane şey var. Göze bastığınız zaman bu katmandaki nesneleri gizleyip göstermeye yarıyor. Tamam mı? Evet, göz simgesi ne işe yarıyormuş? katmanları Yani katmandaki nesneyi gizleyip göstermeye yarıyor, değil mi? evet. Şimdi burada bakın göze bastım gitti. Şu an göz simgesi yok katman birinin hizasında. Göze bastım tekrar geldi. Tamam mı? Daha sonra şeyde şu an mesela katmanım kilitli değil benim. İstediğim gibi üzerinde değişiklik yapabilirim. Gözün hemen yanında boş bir tane şey var. Buna bastığın zaman kilit simgesi gelecek. Şu an ben bu katman üzerinde ne yapamıyorum? İşlem yapamıyorum. Tamam ki çünkü bazen olacak ki afiş broşür yaparken bazı katmanları işiniz bittikten sonra kilitlemeniz gerekecek. Nesnelerin konumu değişmesin, yerini değişmesin diye, özelliklerini değiştirmeyelim diye biz ne yapacağız? Bunları kilitlemek zorunda kalacağız. Bu da bu şekilde. Aşağıda art simgesi var. Yeni çoğaltılmış katman eklemeye yarıyor bu. Mesela buradan yeni katmanlar ne yapabileceğiz? Ekleyebileceksiniz. Şurada hemen yanındakiyle yeni alt katman ekleyebilirsiniz. Burada şu an mesela buna bastığınız zaman katman 2 şeklinde bakın yeni alt katman geldi. Hemen yanındaki üçüncü sağ alt köşede üçüncü sembolle maske ekleyebiliriz. Buradan da katmanlar panelinden maske işlemlerini yapabileceğiz. İleride anlatılacak bu. Yeni bitmek görüntüsü oluşturabileceksiniz. Çöp kovası ne işe yarıyor? Çöp kovası ile ne yapacağım ben? Gençler. Çöp kovası ile ne Senin yapacağız? bir şeye geri mi geçeceğim? Ya mesela buradaki o katmanı ne yapabileceksiniz? Rahat bir şekilde silebileceksiniz. Anlaşıldı mı? Katmanlar Evet. panelini pencere menüsünden F2 ile açabilirsiniz. Kısa yol tuşu F2'dir. İşte bu şekilde. Şimdi yeni katman nasıl ekleyebiliriz? Bunun birkaç yöntemi var. Bakın birinci yöntem şu sağ alt köşede bir klasörün üzerinde artı işareti var. Yeni çoğaltılmış katman diyoruz biz buna. Buradan ekleyebilirsiniz. Bakın buradan bir tane ekledim. Katman 1 vardı. Katman 2 olarak geldi. Ondan sonra bir başka yöntem katmanlar panelindeyken bir panelin seçeneklerine nasıl ulaşacaktık? Bakın şuradaki 5 tane çizgi var. Yanında aşağıya doğru ok şey var. Hemen bir panelin sağ üst köşesine baktığınız zaman buradan sağ tuş yaptığınızda yeni katman diyebilirsiniz. Burada
İşte size yeni katman adının ne olacağını soruyor. Program varsayın ama katman 1, katman 2, katman 3 şeklinde gidiyor bu şekilde. Siz katman ekledikçe, tamam mı? Buradan ekleyebilirim. Bir başka yöntem, katmanlar panelinde sağ tuş yapıp yeni katman diyebilirsiniz. Bakın katman 4'e ekledik bu şekilde. Bir başka yöntem ne Yaşar? Düzenle menüsünden ekle. Buradan da ekleden de katman diyorsunuz. Tamam mı? Bunun kısa yol tuşu neymiş? Yeni katman eklemenin kısa yol tuşu. Shift'le. Shift'ledir. Buradan da rahat bir şekilde ne yapabilirsiniz? Katman ekleyebilirsiniz. Bakın klavyeden Shift'le'ye bastım. 6. katman ne yaptı? Bunları ekledi. Şimdi bunları silmek için bu mavi olan katman etkin katmanım oluyor benim. Tamam mı? Burada sildim mesela. Katman 5'i sileyim. Sadece katman 1 kalsın. Katman 3 var. Katman 2 var. Bu web katmanı var gençler. Bu da şeyde dilimleme konusunda anlatılacak. Şeyde. Burada mesela şurada sıcak noktada ve dilimleme eklediğiniz zaman bu web katmanı eklenir. Bunları ileride anlatılacak. Tamam mı? Şimdi katman 1'i seçip başka bir şekil çizeyim gençler ben buraya. Mesela bir tane dikdörtgen çiziyorum. Şöyle bu şekilde bir tane dikdörtgen çizeyim. Bunun rengini bir değiştireyim. Renk değiştirirken nereyi kullanacağım? Nereden yararlanabiliyoruz renk değiştirirken? O zaman seçe tıklıyoruz ilk önce. Evet. Soldaki renkler. Soldaki renkleri kullanabilirsiniz. Kova rengi, kovanın olduğu renk hangi renk oluyordu? Dolgu mu, kontur mu? Nasıl hocam? Dolgu rengi mi, kontur rengi mi? Kovanın olduğu renk. Hangi renk gençler? Kovanın olduğu dolgu rengini ayarlıyor. Yani iç rengi ayarlıyor değil mi? Kalemin olduğu renk de benim çerçevenin rengini ayarlıyor. Değil mi? Bakın 10 piksel olarak çerçeve rengini değiştirdim. Tamam mı? Anlaştık mı gençler? Şu kalem eğer şu konumdaysak renk yok anlamında kullanıyoruz. Değil mi? Buradan kalem olan dolgu rengi boya kovası olan da çay rengi oluyor. Kontur rengi kalem olan bu da boya kovası da dolgu rengimiz oluyor. Bunları ben çayden de ayarlayabilirim değil mi? Özellikler panelinden de ayarlayabilirsiniz. Bakın şurada renkler, renk örnekleri, renk paleti var. Buralardan da renk ayarlama imkanınız var. Tamam mı? Buradan istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Mesela renk örnekleri var. Buradan bastığınız zaman istediğiniz renkte ne yapabiliyorsunuz? Ayarlama imkanınız var. Burada ayarlarken dikkat edin. Kalemde mi yoksa boya kovasında mı? Buna dikkat ederek ayarlayabilirsiniz. Tamam mı? Şimdi bunu da bu şekilde ayarladıktan sonra bakın katman 1 yazıyor. Ben bunun ismini nasıl değiştiririm gençler? Bunun ismini değiştirmek için hangi katmanın ismini değiştirecekseniz gelip buraya ne yapmanız lazım? Çift tıklamanız lazım. Çift tıklamak evet. Mı? Mesela ben buraya şekil yazıyorum gençler. Şekillerle ilgili katman olduğu için genelde isim değiştirmede F2 kullanılıyor dosyaların ismini. Burada paneli açıp kapattığı için kullanılmıyor. Katmanın ismini değiştirmek için ne yapacağız? Tık ile yapılıyor diyor. Evet. Çift tık. Çift tıklayarak yapabilirsiniz. Sağ tık menüde var mı? Olması lazım hocam. Çift tıklayarak ne yapabileceksiniz? Katmanı. Bakın şimdi gözü seçtiğim zaman ne oldu? Hem dikdörtgen hem elips gitti.
Değil mi? Şimdi gençler ben burada çizmek için yapacağım. Üçgen çizmek için yapıyorduk. Bir tane de üçgen çizeyim buraya. Üçgen çizmek için yapıyorduk. Çokgenerjini aldım değil mi? Çokgenerjini aldığım zaman sağ alt köşede şeyim vardı. Kenarlar kısmından şekil olarak ilk önce çokgen mi yıldız mı çizeceksin? Bunu seçimi yapıyorduk. Buradan da ne yaptık? Mesela üçgen çizeceğim için kenar sayısını ne yapmam lazım? 3 olarak değiştirdim. Açıyı da buradan ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle bir tane üçgen çizeyim buraya farklı bir renkte. Onu da görün. Rengini hemen geldim. Şuradan sarı yaptım. Buradan değiştirdim. Tamam mı? Şimdi gençler bakın burada en son çizilen katman sıralamasında en üstte oluyor. Tamam mı? Mesela en başta bakın elipsi çizdim altta. Dikdörtgeni çizdim. Onun üstünde çokgeni çizdim. En üstte oluyor. Tamam mı? Bunların sıralamasını biz ne yapabiliyoruz? Değiştirme imkanımız var. Şimdi burada bunları birazdan değiştireceğiz zaten. Onun öncesinde bir şeyi dikdörtgenin yuvarlak kenarlı dikdörtgeni nasıl çizebilirim? Nereden ayarlıyorduk yuvarlaklığını? Burada iki yöntem var gençler. Birinci yöntem nereden ayarlayabilirim ben şeyi? Yuvarlak köşeli dikdörtgeni nereden ayarlayabilirim? Yani bu kenarlarını yuvarlatmak istiyorum ki yuvarlattığınız zaman daha hoş gözükecek. Bunu özellikler panelinden nereden ayarlıyorduk? Şu kenar yazıyordu hocam orada. En altta özellikler panelinin aşağısına bakarsanız şurada yuvarlak yazıyor. Buradan ne yapabilirsiniz? Yuvarlaklığını rahat bir şekilde ayarlayabiliyoruz. Ayarlayalım. Bakın yüzde cinsinden ya da piksel cinsinden ayarlayabilirsiniz bunu. Şu an 11, 15 yaptım. Bakın. Kenarlık ne oldu? Dikdörtgenin kenarları yuvarlatılmış oldu ve daha hoş bir görüntü oluyor. Yüzde'den nasıl oluyor yani hocam? Yani yüzde olarak piksel yerine yüzde seçerseniz %92 şeyde ayarlandı mesela. Böyle. %15. Yani boy aynı şey. Aynı. Yani ya piksel olarak ayarlayabilirsiniz ya şey yüzde olarak ayarlayabilirsiniz. Şimdi bunu yapmanın başka bir yöntemi de gençler. Bunu yapmanın başka bir yöntemi de burada şu dikdörtgen aracının olduğu yerde buna bastığınız zaman mesela U tuşuna bir kere basarsanız dikdörtgen aracı seçiliyor değil mi? İkinci defa bastığınız zaman elipsi aracı seçiliyor. Üçüncü bastığınız zaman çokgen aracı seçiliyor. Bu aşağıdakileri U tuşuyla ne yapamıyorsunuz? Seçemiyorsunuz. Burada akıllı çokgen bağlayıcı çizgi eğimli dikdörtgen L şekil ok çizgisi oluklu dikdörtgen pasta simit spiral yuvarlak köşeli dikdörtgen yıldızdır ölçü aracıdır. Bunlar da var. Başka bir yöntem de burada yuvarlak köşeli dikdörtgeni seçmek. Bunu seçtiğiniz zaman bakın Ç'ye geldim. Şimdi buraya geldiğiniz zaman ekranı çizdim bir tane. Direkt zaten katmanlar paneline baktığınız zaman yuvarlak köşeli olarak isimlendiriyor bu şeyini. Burada mesela üzerinde kare noktalar çıktı gençler. Gördük mü? Şu sarı kare noktalar çıktı. Evet. Bunlar şeklin her bir köşesini değiştirmek için kullanabiliyorsunuz. Tamam mı? Buradan mesela şu an yuvarlaklığı bakın bu köşedeki kare noktalarla ne yapabildim? Daha da arttırıp azaltabilirsiniz. Şimdi bu kare noktalara tıkladığınız zaman çift tıklarsanız bakın şekil değişiyor. Gördük mü? Bakın kare noktalara çift tıkladığınız zaman ne oluyormuş? Şekil bir yuvarlak köşeli oldu şimdi tamam mı? Bir bastığınız zaman bakın şey oldu. Kenarları daha değişik oldu.
değil mi? Bu şekilde tek bir köşe için alt optimizasyon. Mesela buradan bunun ayarlarını rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Şuradan. Bakın normal dikdörtgene getirdim. Bir daha bastığım zaman bu sefer de dikdörtgen neye dönüştü? Altıgene yani dönüştürme imkanınız var. Değişik şeyler yapma imkanınız oluyor burada. Tamam mı? Yani 3 tane çift tıklayabilirsiniz. Birisi yuvarlak köşeli oluyor. Biri farklı bir şekilde. Şunları biz karo noktaları diyoruz. Karo noktalarıyla biz köşegenlerde değişik işlemler ne yapabiliyoruz? Yapma imkanımız var. Tamam mı? Bununla ilgili soru var mı Yeşar? Yok hocam. Şimdi ben mesela burada şey çizmek istiyorum gençler. Diyelim bir tane yıldız bu şurada otomatik şekilleri kullanarak buradan mesela ne yapabilirseniz yıldız yapma imkanınız var. Şunu rengini bir değiştireyim, farklı renk yapalım. Ne yaptım? Şuradan ben mesela buraya geldim, yıldız çizmek istiyorum. Şurada bir tane yeni katman oluşturayım. Tamam mı? Yeni katmanın için kısa yol tuşum neydi? Shift L. Bir 4-5 yöntemden istediğinizi kullanabilirsiniz. Buraya geldim. Yıldız yazayım gençler. Tamam mı? Çünkü başka işlemde kullanacağım ben bunu. Bu yıldız katmanı seçiliyken şimdi yıldız aracını buradan aldım ve geldim ne yaptım? Şu şekilde bir yıldız ne yapmış oldum? Çizmiş oldum. Bakın bu kara noktalarla oynayarak ne yapabilirim? Değişik yıldızlar elde edebiliyorsunuz. Tamam mı? Buradan oynayarak istediğiniz şekilde ayar yapma imkanınız var. Şuradan geldim. Bir şekilde oynayarak istediğim gibi yıldız yapmaya şey yapabilirim. Bakın bu yıldızı ben nereye çizmiş oldum gençler? Yıldızı nereye çizdik? Yıldız katmanına çizdim. Tamam mı? Ha, yıldız. Evet. Mesela ben buradan bir tane simit aracını alıp buraya ne yapabilirim? Simit yapıp bunu da biraz aya dönüştürme imkanınız oluyor gençler burada. Bakın. Bu şekilde. Köşeleri tam yuvarlak olmuyor ama bu şekilde ne yapabilirsiniz? Ay gibi oynarsanız istediğiniz şeyle bakın şu iş çapı ayarlıyor. Gördüğünüz gibi. Şu. Buradan kara noktalarıyla akıllı şeylerde oynayarak istediğiniz şeyi yapabilirsiniz. Mesela bunun ismini geldim ay olarak değiştireyim şuradan. Tamam mı? Şimdi benim burada kaç tane katmanım oldu gençler? Yani web katmanını saymazsanız kaç tane katmanımız var burada? 2 tane katman hocam var. Yıldız katmanı bir de şekil katmanı. Tamam mı? Yani 6 tane şekil. Ha, o ikisi tamam. Katman oluyor. Tamam. İşte hani diyelim siz diyelim bir broşür yapacaksınız ya da afiş yapacaksınız. Burada yazıları bir katmana, ondan sonra resimleri bir katmana, ondan sonra bu şekilde şekilleri, otomatik şekilleri farklı bir katmana ne yapabilirsiniz? Dizme imkanınız var. Tamam mı? Yapabiliriz. Buradan istediğiniz gibi ayarlayabileceksiniz. Bakın şu an benim aktif katmanım yıldız katmanı değil mi? Ben yıldız katmanın üzerinde işlem yani şu şekiller katmanın üzerinde işlem yapabiliyor mu? Yapamıyorum. Tamam mı? Onun için de tek katmanı düzenlemeyi anlatacaktır. Şekiller bakın. Bunlar da anlatacağız. Otomatik şekillerle ilgili soru var mı gençler? Otomatik şekillere nereden ulaşacaksınız? Evet. Vektörden.
şekiller kısmı var hocam, bekliyorum şimdi. Orada o işareti var bir tane. Oraya tıklıyoruz. Aracının olduğu kısımda, değil mi? Hemen çizgi aracının altında. Yani şu çokgen aracından evet. Sonraki akıllı çokgen bağlayıcıdan ölçü aracına kadar kısımlar hep şeydir. Akıllı otomatik şekil yapabilirsiniz burada. Mesela diyelim hani size Türk bayrağı verdiğimiz zaman buradan mesela yıldızını çizebilirsiniz. Yani sizce bu ay şekli Türk bayrağına gider mi gençler? Gitmez değil mi? Gitmez hocam. Bunun gitmez hocam, hayır. Farklı şeyler, yöntemler denemeniz lazım. Ki ödev olarak da verebiliriz bunu çeyreği, Türk bayrağı çizimini. Yalnız Türk bayrağını çizerken öyle rastgele ölçülerde çizilmiyor gençler. Onların belli ölçüleri var. Çeyrek bununla ilgili ödev olarak da verilebilir aslında. Google'a Türk bayrağı ölçüleri yazarsanız Türk bayrağı ölçüleri Türk bayrağı ölçüleri resmi gazete diyelim mi? Bakın burada bayrağın hep şeyleri, ölçüleri buradan resmi gazeteden bulup yapma imkanı var gençler. Normalde hani böyle rastgele ölçülerde yapılacak bir şey değil bu. Ayrı. Resmi yazıtları konuşmuş eski. Şurada görüyor musunuz? Evet, görüyoruz hocam. Okunmuyor hiçbir şey. Mesela ayın diş çemberi merkezin uç kurularından uzaklığı 1/2 genişlikte yapılıyormuş mesela şeyde. Ayın diş çemberinin çapı, boyunun genişliği. Bunların hep belli ölçüler var. Bu ölçülerde yapılması lazım. Şöyle, rastgele de konumlandırıyorsunuz bunları. Yani Türk bayrağı yapabilir misiniz gençler? Yarın okuldan ne? Hocam sorgu olacak gibi ya. Yani haftaya kadar zor yani olur normal hocam, ölçülerde bence yapamasanız bilerek bu zamana kadar öğrendiğiniz şeylerle yapabilirsiniz. Size taktik olarak mesela bu bayrağın ayını iki tane daireyi iç içe geçirerek ne yapabilirsiniz? Yapma imkanınız var. Onu söyleyeyim şeyde, daha sivri yapabilmek için. Tamam mı? Bunları sivri nasıl yapıyorduk yani hocam? Yani iki tane iç içe daireyi kullanarak yapılabiliyor aslında. Tamam mı? Bu daireyi şöyle bir tane kopyalıyorum. Şöyle zaten geldiğiniz zaman bakın bu şekilde şey yaptığınız zaman daha sivri oluyor. Değil mi? Şuradan. Buradan üst üste getirip şey yaptığınız zaman
aynısından bir tane daha alıp yapmanızla şey biraz uğraşın bunda, tamam mı? Yani iki daireyi çakıştırarak buradan rahat bir şekilde yapma imkanınız var aslında. Tamam, bununla uğraşın mı? Evet, sivriliğini buradan ayarlama imkanınız var. Haftaya kadar süre vereyim Türk bayrağı için. Şimdi şunu bir kaydedelim. Gençler bir ara verelim. Saat 4'te burada olun lütfen. Derste bir ikiniz mi kaldınız? Tamam. Saat 4'te tamam, burada olun. Barış. Daha önce şeyi anlatmıştık. Doku nasıl eklenecek? Doku ve gölge burada nasıl ekleniyor? Bunlardan bahsedeceğiz. Gölge nasıl ekliyorduk? Hatırlıyor musun Barış? Hocam Freeworks'ı açar mısın? Gölgeler filtre nasıl ekliyorduk? Yani mesela bir gölge bir filtredir değil mi? Filtre filtrelerden gölgeye ışımadan mesela biz buradan hatırlarsanız nereye uygulayalım bunu? Şuradaki şey üçgeni uygulayayım, tamam mı? Artıya bastım. Gölge ışımadan gelip buraya mesela bir düz gölge uygulayalım bu sefer. Düz renk diyor. Mesela geldim bir tane mavi şey yapayım. Açısını ayarlayabilirsin değil mi? Şuradan mesafesini ayarlayabiliyoruz. Evet. Ön izlemeden gölgeyi görebilirsin. Buradan ayarlayabiliyoruz. Mesafe. Şöyle bir düz gölge eklemiş olalım. İç gölge de aynı anda iç gölge de ekleyebilirsin değil mi? Bunları buradan özellikler paneline filtrelerden buradan iç gölge ekleyelim hadi. Mesela rengini de yine şöyle mavi bir renk yaptım. Buradan bunları ayarlama imkanınız var. Şuradan opaklığını ayarlıyoruz değil mi? %65 görünüyor şeyde. Sıfır dediğin zaman gözükmüyor bak. Şeyde. %50 ayarladık. Buradan yumuşaklığını ayarlayabiliyorsun. Şuradan da şeyini açısını ayarlayabiliyoruz. Nesneyi gizle dediğimiz zaman o üçgeni gizliyor değil mi? Bunlar da buradan rahat bir şekilde yapma imkanınız var. Şimdi ben doku nasıl ekleyeceğim? Doku eklemek için de yine şekli seçtiğin zaman özellikler paneline bakarsan altta doku var Barış. Şeyde, sol alt köşede şurada. Burada ahşap yazıyor. Evet, mesela buradan gidip istediğin dokuyu ne yapabilirsin? Ekleme imkanın var. Gözleme var mesela. Üzerine geldiğin zaman nasıl bir şekil olacak gözüküyor. Şöyle burada bir tane DNA dokusu ekledim ben şimdi. Mesela metal bir. Burada hangi dokuyu eklemek istiyorsan gelip sadece seçme imkanım var. Tamam mı? Damar dediğin zaman şu şekilde oluyor. İşte burada hazır dokular var. Bu dokularla ne yapabilirsin? Şeyi ayarlayabiliyorum. Yanında yüzde derin var. Bu yüzde de opaklık gibi bir şey doku miktarını gösteriyor. Tamam mı? Şöyle geldiğin zaman buradan da yapabilirsin. Evet hocam. Şimdi şu kenarlık rengi. Pekala ben çaya bu çaya dolgu ekleyebileceğim mi? İç dolguyu ekleyebiliyorsun. Dolguya kontura da ekleyebiliyorsun. Tamam mı buradan? Kontura da sıvayı ekledik. Bunun gözükmesi için
Buradan da şey olarak şuradan da doku seçimi yapma imkanım var şeyden de. Yani daha çok ama şeyde dolgu da etkili oluyor. Tamam mı? Bunları da bir şekilde ayarlama imkanımız var. Mert gelmedi mi? Tamam mı Barış? Filtre ile dokuyu ne, hangi panelden ekliyoruz daha çok? Filtreyi hangi panelden ekledim? Özellikler denetçisi, özellikler panelinden ekledik. Dokuyu da buradan ekleyebiliyorsun. Şeyde de var, filtre eklemek için filtreler menüsü de var. Burada daha az seçeneğim var ama. Tamam mı? Yani mesela o gölge, gölge ve ışıma şeyleri yok. Bunları işte zamanla daha iyi kurcalayarak daha güzel şeyler, dolguları ekleyebilirsiniz. Hazır stiller var. Hazır stillerde de filtreler kullanarak yapılabiliyordu. Şimdi gölge ekleme katmanın yığın sırası var Barış. Katmanın yığın sırasına baktığın zaman şimdi ben bu katmandaki yığın sıralamasını ne yapabiliyorum? Değiştirme imkanım var. Burada mesela şu an baktığın zaman simit şunları bir silelim. Şunu da sildim. Elips kalsın. Çok genç kalsın. Simit. Şurada bir simit olan bir sileyim. Şimdi Barış şeyde ben şekil katmanına baktığın zaman en tepede çokgen var değil mi? En üstte o gözüküyor. Onun ortada dikdörtgen var. En evet. Altta da ne var? Elipsim var. Ben mesela burada yığın sıralamasını katmanlar panelinde sürükle bırak yöntemiyle değiştirebilirim. Mesela ben elipsi en üstte almak istiyorum. Şu an sürükle bırak yöntemiyle mouse'un sol tuşuna basılı tuttum. Elipsi çokgenin üstüne getirdim. Bakın en üstte ne oldu? Çokgen oldu. Elips yani daire oldu. Değil mi? Sayı dikdörtgeni en üstte alalım. Bu şekilde yerlerini çok evet. Rahat bir şekilde ne yapabilirsin? Değiştirme imkanım var. Dikdörtgen en üstte. Üçgen ortada. Elips en altta olacak şekilde ne yaptık? Bunların sıralamasını değiştirdik. Başka bir yöntem de mesela burada şekli seçip sağ tuş menüsünden yerleştir dediğin zaman da yapabiliyorsun. Tamam mı? En öne getir dediği zaman en alttaysa mesela ben daireyi altta daireyi seçtim. Buradan sağ tuş yapıp en alttaki en öne getirebiliyorum. Mesela en öne getir dediğim zaman ne oldu? Şuradaki elipsi bir seçelim. Yerleştir dedim. En öne götür. Niye olmadı? Şu dikdörtgeni en öne götürmeye çalışayım. En öne getir dedim. En öne geldi. Tamam mı? Şeyde üçgeni öne getir dediğim zaman bir öne çıkaracak. Değil mi? Sadık. Bir öne çıkardı. Buna üçgeni tekrar alta gönder dediğim zaman bir alta gönderecek. Mesela şu dikdörtgeni en alta göndermem için ne yapacağım? En alta gönder demen lazım. Eline getirin kısa yol tuşu. Ctrl Shift yukarı ok. Öne getirin. Ctrl yukarı ok. Alta gönderin. Ctrl aşağı ok. En alta gönderin de Ctrl Shift aşağı ok şeklinde şey var. Şu an dikdörtgeni en alta göndermiş oldum. Bir de şuradan yapabilirsin. Değiştir menüsünden ne diyeceksin? Değiştirden yerleştir. Ben mesela sorayım sen cevapla. Ben şu an dikdörtgen seçildi değil mi? Öne getir dediğim zaman dikdörtgen hangi sıraya gelecek?
öne getir dediğin zaman bir öne çıkar. İlk sıraya hocam. Tamam mı? Yani ortaya gelecek. Tamam mı? Şu an dikdörtgeni yine dikdörtgen seçili. Evet. Mesela alta gönder dediğim zaman nereye gidecek? En alta gidecek. Şu an bir altına. Bunu dikdörtgen seçip en öne getir dediğim zaman ne yapması lazım? En alttaydı, en öne getirdi. Şu an bunu seçtim, en alta gönder dediğim zaman ne yapması lazım? En alta gönder demen lazım. Hani bazen broşür, afiş yaparken diyeceksiniz hocam ben yazıyı görmüyorum ya da resmi görmüyorum. Onu öne taşımanız lazım. Yığın sıralamasını ne yapman lazım? Değiştirmen lazım. Tamam mı? Şimdi diyelim Barış benim milyonlarca katmanım var ve ben sadece bir katman üzerinde işlem yapmak istiyorum. Burada o zaman ben bütün katmanları tek tek kilitleyeceğim böyle. Yani şöyle şu an şekil katmanını kilitledim. Ay katmanını kilitledim. Web katmanını kilitledim. Bu şekilde böyle bu şekilde mi yapacağız? Yani başka bir yöntem var mıdır sence? Başka nasıl yapacağız hocam? Var değil mi? Şimdi bak ben yani mesela bence vardır, olması an, lazım. Katmanlar panelinin seçenekleri var ya şurada. Katmanlar seçenekleri, paneli seçeneklerine gelin evet. Dediğimiz zaman sağ tarafta buraya geldiğimizde burada şey var. Tek katman düzenleme var. Bunu seçtiğin zaman şu an ben hangi katmanın üzerindeyim? Aktif katmanım hangisi? Benim. Çekil. Şimdi ben mesela yıldız Çekil. Ay yıldız katmanı var. Burada ayla bunun üzerine işlem yapmaya çalışıyorum. Bak hareket ettirmeye çalışıyorum. Ne yapamıyorum? Şu an üzerine işlem yapamıyorum. Mesela şekil katmanın üzerinde diyelim şu daireyi bir öne çıkartayım. Tamam mı? Ya da elipsi en üste getireceğim. Yığın sıralamasında. Şu an burada işlem yaptım. Tamam mı? Şimdi Ç'ye geçeyim. Ay yıldız katmanına geçiyorum. Şu an bu seçili değil mi? Şekil katmanında değişiklik yapmaya çalışıyorum. Ne olmuyor? Değişiklik yapamıyorum. Tamam mı? Onun için tek katman düzenleme de aktif katman üzerinde işlem yapabiliyorsunuz. Diğer katmanları kilitlemiş oluyorsunuz. Anlaştık mı? Mesela ben ay yıldız katmanında şu şeyin rengini değiştireyim. Evet. Hemen. Farklılık olsun diye. Geldim turuncu yaptım. Şu an onun üzerinde işlem yapıyorum değil mi? Şu an ay yıldız üzerinde işlem yapmış olduk. Şimdi varsayılan renkleri ayarlama var Barış. Varsayılan renklerden kasıt modülden göstereyim ben şunu. Şimdi varsayılan renk olarak ben ayarları değiştirmiştim. Renk varsayılanları olarak kontrol varsayılan ne? Hangi renk? Görebiliyor musun modülden? Siyah. Tamam mı? Dolgu rengi? Siyah hocam. Beyaz. Evet. Ben şimdi bunların varsayılanlarını mavi, değiştirmek beyaz için düzenleme üstünden tercihler kısa yol tuşu CTRL-U'dur. CTRL-U'ya basıyorum şimdi. Tamam mı? CTRL-U'ya bastığın zaman yani tercihler penceresini açıyor bu. Ya da düzenleden tercihler diyerek de gelebilirsin. Genel sekmesinden Barış. Genel sekmesinden kontur rengi varsayılan olarak siyah, dolgu rengi beyaz. Ben bu renkleri değiştiriyorum şimdi. Tamam mı? Şimdi mesela ne yapayım? Kontur rengini, iç rengi sarı yaptım. Dolgu renginde mavi yaptım. Tamam mı? Şimdi bunları uygulamak için bunları bu şekilde değiştirdikten sonra bunu uygulamak için şurada renkler panelinde altta 3 tane seçenek var. Varsayılan kontur dolgu renklerini ayarla dediğin zaman ben dolgu rengini ne yaptım? Mavi yapmıştım.
şeyi de kontur rengini sarı yapmıştım. Şuna bastığın zaman yani en başta renkler sol alt köşede varsayılan kontur dolgu renklerini ayarla. Buradan yapabiliyorsunuz. Kontur veya dolgu renk yok denilen hangisini seçtiysem şu an ben de dolgu seçili. Bunun rengini kapattım. Konturun da rengini kapatayım. Tamam mı? Şu an ne dolgu rengim var ne kontur rengim. Bunlar arasında takas yani kontur rengin dolgu rengi dolgu rengini kontur rengi yapmak istiyorsan bu simgeye bastığın zaman ne yaptı? Bunları yerini değiştirmiş oluyor. Tamam mı? Bak, şu an açtım ben. Dikkat edersen dolgu rengiyle kontur rengi yerini değiştirebiliyorsun. Tamam, bir şekil çizmek istedim de ben şimdi hemen şuradan bir tane pasta çizeyim. Şöyle geldim, pasta çizdiğim zaman buradan mesela renkleri takas ettiğin dediğimde kontürlük şey rengi renk yer değiştiriyor. Tamam mı şundan? Anlaşıldı mı bu? Son olarak burada anlatacağım evet, şey var. Nesneleri hizalama var. Şimdi nesneleri hizalamak için ben panelinden yararlanabiliyordum. Kılavuzlardan yararlanabiliyorum değil mi? Mesela ben iki tane kılavuzları eklemek için cetvel açık olacaktı ve ne yapacaktım? Mert nerede kaldın? Yeni mi girebilirim derse? Evet hocam. Şimdi burada gençler kılavuz terziye gidip gelinlerin de hocam. Daha önce eklemiştik cetvellerde. Bunlar sanal çizgilerdi. Yani siz bir afiş broşürü yaptığınız zaman buna baskıya gönderdiğiniz zaman bu çizgiler gözükmez. Nesneleri hizalama yerleştirmede kullanabiliriz. Şimdi kılavuz çizgisine gençler. Kılavuz çizgisinin shift tuşu ile beraber yaklaşırsanız kılavuz çizgisine tamam mı? Bu ne işe yarıyor? Kılavuz çizgileri arasındaki mesafeyi ve kılavuz çizgilerinin tuvale olan uzaklığını veriyor size. Gördük mü? Ben şu an shift tuşuna basılı tutuyorum. Buradan kılavuzlarda da mesela şurada evet hocam. Sağ kenara uzaklığı neymiş? 208 piksel. İki kılavuz çizgisi arasındaki mesafe neymiş? Şurada. Şurada durdum. 108 piksel. Bunlar da shift tuşuna basarsanız kılavuz çizgileriyle uzaklığı veriyor. Kılavuz çizgilerin tuvale ve birbirine olan uzaklığını buradan rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Tamam mı? Şimdi sizce nesneleri hizalamak için bir panel var mıdır? Gençler. Nesneleri hizalamak için panelimiz var. Vardır hocam. Pencere menüsüne geldiğin zaman hizala panelim var. Bak tikli yeri panel gözüküyordu. Şimdi bir daha kaldırdım tiklerim. Şu an hizala paneliyle nesneleri ne yapabileceksiniz? Hizalamalarını yapabiliyorsunuz. Şekil katmanına geçelim. Tek katman düzenleme yaptığım için aktif değil. Şimdi gençler mesela şurada nesneye göre yazıyor. Bunlar nesnelerin birbirine göre çayını ayarlayabilirsiniz. Mesela bir daha bastığınız zaman tuvale göre olacak. Şurada hizala kısmından ben nesneleri tuvale göre ortalayabiliyorum. Şu yatayda hizalıyor. Sağa hizaladı bakın. Burası ortalıyor. Şurası da dikeyde. Şu an üstte. Ortada ve alta geçti. Ben bunu tam sahnenin orta noktasını almak için ne yapacağım? Yatayda ortalayacağım. Dikeyde de ortalayacağım. Şu an tam şekiller nerede oldu? Şekiller tuvalin ortasında oldu. Tamam. Şimdi mesela iki tane şekli çizip seçip buradan birbirine göre şeylerini de yapabiliyorsunuz. Hizalamaları. Şu an yatayda solda, ortada, sağda. Yani üçgenle daireyi çizdim. Şuradaki nesneye göre ayarladığım zaman
Şu an yukarıda, ortada, nerede? Altta. Tam orta noktaya getireyim bunları. Orta ortada. Şeyde. Üçgenle şeye göre hizalama yapmış oldum. Dağıt diyebilirsiniz burada. Boyutları eşte diyebiliyorsunuz. Bunlar da boyutlarını ne yapabiliyor? Eşitleyebiliyor gençler. Şimdi boyutları eşitlemek için ben mesela tuvalin boyutuna göre şu şeyi eşleyeyim. Daireyi. Bakın. Tuvalin boyutlarına göre hem yatayda hem dikeyde ne yapmış oldum ben? Bakın. Buradan eşlemiş olduk. Tamam mı? Yani hizala panelinden de nesnelerin birbirine ya da tuvale olan şeyini hizalamalarını alabiliyorsunuz. Tam orta noktayı almak için hizaladan yatayda ortala, dikeyde ortalaya basıyorsunuz. Tamam mı? Anlaştık mı? Hizala panelinde bu işe yarıyor. Bugün konuyla ilgili soru var mı? Uygulama faaliyeti var. Bunu da haftaya kadar yapabilirsiniz. Şey olarak. Yani bilgisayarınız yoksa laboratuvarda dediğim gibi boş vakitlerinizi değerlendirmek için yapmaya çalışın gençler. Yani şeyde uygulama faaliyetinde bir şeyler sildiniz diyorsa silmeyin. Öyle kalsın. Uygulayıp uygulamadığınızı görmek açısından. Soruları cevaplandırıp bitireceğim dersi gençler. Birinci soru Mert. Katmanlar görüntü işleme yazılımı içinde nesneleri organize etmekte kullanıcıya yardımcı olur. Doğru hocam. Kitlenen doğru, katmanların kilitleri tekrar anlayın. Kaldırılmaz. Yanlış hocam, kaldırılır. Kaldırabiliyoruz tekrar değil mi? Gözün hemen yanında şurada. Gözün yanındaki ayı kilitlerim. Ay yıldız katmanı kilitlemiş oldum. Tamam mı? Buradan yapabilirsiniz. Üçüncü soru Mert. Mert, burada mısın? Katmanlar gizlendiği zaman tuval üzerinde katman nesnelerde gizlenir. Doğru. Doğru hocam. Dört. Barış. Katman içindeki nesnelerin sıralaması değiştirilemez. Değiştirilir hocam, yanlış. Sürükle bırak yöntemi ya da değiştir yerleştir. Sağ menüsünde de yerleştir de en öne, öne getir. Evet. En alta gönder. Bir alta gönder. Şeklinde seçeneklerle yapabilirsiniz. Beşinci soru Barış. Tamam Mert. Sen yap. Şeyde, öyle. Mert'te sıra hocam. Tamam. Nesnelerin renklerinin değişimi özellikler Mert, denetçisinden altı. Yapılabilir. Doğru hocam. Görüntü işleme yazılımı uygulamalarında yuvarlak köşeli dikdörtgen çizilmez. Yanlış hocam, çizilebilir. Şeyden özellikler panelinden yapabiliriz değil mi? Yuvarlaklık kısmından bir de dikdörtgen ağacının altında yuvarlak köşeli dikdörtgen var. Bir de kenarından noktalar çıkıyor. Yuvarlak köşeli dikdörtgenden de yapabilirsiniz. Evet. Yanlış olacak. 6, 7 Barış. Nesnelere doku özellik denetçisinden eklenir. Yanlış. Evet hocam, doğru. Doğru. Özellik özellikler denetçisinden şuradan doku. Evet doku hocam. Eklemiştik. Değil mi? Yani bu üstteki zaten damarda. Dokulu hali. Değil mi şu? Evet. Damar dokusu eklenmişti. Evet. Doğru dedik. Evet hocam. 8 Mert.
Tek katman düzenlemede sadece seçme katman nesneleri aktif olur. Doğru hocam. Şimdi Mert, bu tek katman düzenleme diyelim, senin milyonlarca şeyin var, katmanın var. Biz bunları tek tek buradan gelip tek tek mi kilitleyeceğiz böyle? Buradan. Hayır, değil mi? Şimdi katman seçeneklerinde, yani katmanlar panelinin seçeneklerinde tek katman düzenleme var. Bunu seçtiğin zaman, şimdi bak seçmiyorum. Şurada ben hem şekil katmanı üzerinde hem de ay yıldız katmanı üzerinde işlem yapabilirim. Bu şekilde, tamam mı? Ama ben aktif katman üzerinde işlem yapmak istiyorum. Şu an ben hangi katmandayım? Yıldızla ay katmanındayım. Şekil katmanında mesela elbise hareket ettirmeye çalışıyorum. Ettirebiliyor mu? Hayır. Ay yıldız katmanı üzerinde işlem yapabilir miyim? Yapıyorum. Mesela şimdi şekil katmanına geçtim. Ay yıldız katmanı üzerinde ne yapamıyorum? İşlem yapamıyorum. Ama şekil katmanında buradan yapabilirsiniz. Onun için de katmanlar paneli seçeneklerinden tek katman i̇şlem düzenlemeyi yapamıyorum. Seçeceksiniz. Anlaşıldı mı şeyde? Milyonlarca katmanın varsa sen onların hepsini gidip tek tek kilitlemeyeceksin. Evet. 9. soru Barış. Görüntü işleme yazılımı varsayılan dolgu rengini siyah, kontur rengini beyaz olarak ayarlar. Dolgu rengi modülde, doğru hocam. Şeyde şurada. Doğru mu yanlış mı? Kontur rengi siyah, dolgu rengi beyaz diyor şeyde. Doğru hocam. Tamam mı? Kontur siyah, dolgu tam tersiydi. Beyaz. Beyaz. Görüntü işleme yazılımında varsayılan dolgu rengi siyah diyor. Dolgu kontur siyah, yani çerçevelerin rengi siyah. Dolgu rengi beyaz. Ters olacak. Onun için yanlış bu. Tamam mı? 10. soru. Beyaz. Yanlış. Evet. Modülde doğru diyor ama buna gençler. Şeyler. Dikkat edin. Yani test cevap anahtarını doğru diyor. Onun için yanlış. 10. soru. Mert. Tamamdır hocam. Görüntü işleme yazılımında nesneleri hizalamak için bir panel bulunmamaktadır. Soru var mı? Yanlış hocam. Var. Tamam, öbür derse geç kalmayın. Teşekkürler. Görüşürüz gençler. Yok hocam. Şey aldım ben. Görüşürüz gençler. İyi dersler. Bir sonraki konuda da metin işlemlerine başlayacağız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.